Abi çok ilginç. İran'da Kasım Süleyman'ın ölüm yıl döneminde iki tane bomba patladı ve onlarca ölü var. Yüzün üzerinde ölü var. Yüzlerce yaralı var. İlginçtir bir Kasım Süleyman'ın hem böyle ölüm yıl dönümüne denk gelmesi, aynı zamanda da Gazze meselesiyle örtüşmesi, tam Hizbullah meselesi, Lübnan, Husiler meselesiyle beraber. Ama en önemli Türkiye'de tam bunun tersine gelişen bir olay. Geçtiğimiz günlerde yine yapılan bir açıklamayla, kamuoyuna düşen bir açıklamayla, haberle Türkiye'de 15'e yakın Mossad ajanının eylem yaparken yakalandığı iddiaları ve bugün kamuoyuna servis edilen bir haber. IŞİD'le yaklaşık 20'nin üzerinde IŞİD'linin yakalandığı, bunların yılbaşı akşamı sinagoglara ve eğlence merkezlerine saldırı yapılacakları, ancak 2 gün önceden 29'unda yakalandıkları ve gözaltına alındıklarını, bir kısmının tutuklandığını, bir kısmının ev hapsi, 2 kişinin de yurt dışına derdest edildiğine yönelik haberler çıktı abi. Ben şimdi İran'da bu haber çıkınca, bu iki tane de haber de Türkiye'de kamuoyuna servis edilince, aynı olay bizde de mi tezgahlandı, bizde de mi hazırlandı diye merak ediyorum ve İran'daki olaya bakınca da İçerisinde Mossad olmadan da organize edilebileceğini düşünmüyorum. Hatta buna bir şey daha ekleyeceğim lütfen. Şehit olaylarımızı biliyorsun. Son 6-6-2 yerde Irak'ta yapılan saldırı. Bununla ilgili olarak Arslan Bulut Yeni Çağ'dan çok ilginç bir iddiayı dile getirdi ama kamuoyunda çok konuşulmadı. Ben o günden beri her programda altını çiziyorum. Özellikle aldığım konuklarla da yaptığım programda. O da şuydu. O saldırıyı PKK'nın yapmadığı, o saldırıyı Amerikan özel bir güvenlik şirketinin düzenlediği iddiaları. Bu çerçevede bu üç olayı birbiriyle değerlendirince nasıl okuyorsun Mendo abi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yabancı terör örgütlerine yapılan operasyon konularında bugüne kadar hiç konuşmadım. Konuşmamakta da yine kararlıyım. Yani ben bu Neden? IŞİD operasyonuyla Mossad operasyonunun aynı olduğunu düşünenlerdenim de onun için söylüyorum. Bak ben bilmiyorum. Yani tekrarlıyorum. Benim Yok, terör benim konusu tahminimi terör. söylüyorum. Hay tamam güzelim, ben senin tahminine saygı da duyuyorum. Tabii tahmin etmek hepimizin hakkı ya. Ama sen de bana Evet. sordun ya, ben de diyorum ki ya Ali, ben hepimizin bazı konularda ilkeleri var değil mi? Yani ben bu tür konularda bizim operasyonlarımızın öyle ya da böyle yani siyasi amaçlı işte bilmem ne falan olduğu kanaatinde değilim. Dışarıda yapsaydık bir şeyi yorum yapardım. Dışarıda yani IŞİD'e dışarıda bassaydık mesela. Mossad'a dışarıda bir şeyler yapsaydık falan. Bilmiyorum ki ya. Kaldı ki yani Mossad'a da operasyon yapıyorsak demek ki IŞİD'e de operasyon yapıyoruz içeride. Bir de ülke o hale gelmiş ki Mossad ve IŞİD bizim içeride demek ki cirit atıyor herhalde. Atıyor demek yani. Yakalanmasalar hafazan Allah. Yani 2004 senesi, 2003 senesindeki o IŞİD ya da El-Kaide saldırısının beterini yaşayacağız demek ki. Sinagog saldırıları, Bir de HSBC. Ali abi, bunlar biraz dedikodu minvalinde haberler kalıyor Bilmiyorum. yani. Ben Onu yani girmek dedikodu istemiyorum. dedikodu haberi değil. Bu son IŞİD operasyonu bizzat servis edilen, İçişleri Bakanlığı Emniyet tarafından servis edilen bir haber. Önce onu söyleyeyim. Onun hemen öncesinde Olabilir. Mossad ajanlarının yakalandığı haber, benim aklıma hemen şey Olabilir. düştü. Bu IŞİD operasyonu aslında o Mossad operasyonu muydu diye düşündüm. Arslan Bulut'un iddiası da şu: bugüne kadar o eylemi PKK resmi kanallarından kabul etmedi hala. Resmi olarak eylemi ona yakın ajanslar falan şey yaptı ama PKK resmi olarak o saldırıyı hala üstlenmiş durumda değil. O açıdan şüpheli yaklaşımı söz konusu. Ya Ama eğer ben öyle değil, ben çok şükür çok şükür engel olunmuş. Çok şükür yakalanmış. Öyle diyelim eğer gerçekse de yani, veya bir şeyi evet. varsa da yani çok şükür, en azından bir de öyle bir acıyla yeni yılda hani tekrar bir daha ülke yüz yüze kalmamış. Hatırlarsınız daha önce Reyna saldırısıyla nasıl travmatik bir yıl başlamıştı. Ondan sonra zaten yeterince 2023'te acı çekti ülkemiz. İyi ki 2024'te öyle bir giriş olmamış. Yani o güvenlik güçlerimize teşekkür edelim. Ben Çünkü Aslan Bulut'u çok çok İran ABD'yi suçladı. ABD İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti. Erdoğan reisi arayarak Türkiye'yi terörle mücadelenin İran'ın yanında olduğu açıklamasını yaptı.
Ya ben önümüzdeki yıllarda burada bir tahminde bulunabilirim. Eğer İran bu tarzını devam edecekse ben Türkiye'nin İran'la papaz olacağı kanaatindeyim. Aslan Bulut'a inanırım. Aslan Bulut ciddi bir adamdır, ciddi bir gazetecidir. Haberi doğru ise keşke başka daha mesela Aslan Bulut'u diyelim ki günde 50 bin kişi okuyorsa öyle gazeteciler var ki Türkiye'de onlar da muhalif sözde 500 bin kişi, 1 milyon kişi izliyor. Keşke onlar da bu haberi yapsaydılar yani. Bunlar önemli Kimse bu haberler haberle ama ilgili peşini takip etmedi. Ona dikkat ediyorum. yani ama şu var. Neden PKK değil de Amerika? Amerika istediği zaman PKK'ya bu kadar para yardım veriyorsa PKK'yı yine de taşeron olarak kullanamaz mıydı yani? Neden Amerika? Ben burada biraz endişeye kapılırım. Ha böyle bir şey olursa, olabilirse yani Suriye benim için daha büyük şüphelidir. Yani benim gözümde Suriye çok daha büyük şüphelidir. Hatta Amerika'dan daha ağır şüpheli Rusya'dır benim gözümde. Rusya orada o bölgede çok güçlü. Öyle bir havaya yaratır, öyle bir şey yapar ki bizim askerlerimizin şehit edilmesi konusunda yani sonra da alttan alta bunlar devletler birbirleriyle gizli konuşurlar biliyorsun sevgili Ali'ciğim. Ben devlet toplantılarına katılmış bir insanım. İçeride başka konuşulur, basın karşısında başka konuşulur. İçeride öyle bağırılır, çağırırlar. Evet bağırırlar, çağırırlar birbirlerine gerekiyorsa. Ya da birbirine sarmaş dolaş olurlar duruma göre. İçeride sarmaş dolaş olmuşlarsa, şakalaşmışlarsa bil ki dışarıda ikisi de basın karşısında birbirlerini çakacaklardır. Hayır biz kabul etmiyoruz. Wow, milli onur falan diyeceklerdir. İçeride birbirlerine bağırmışlarsa, gerçekten de çıkarlarını karşılıklı devletlerinin, halklarının çıkarlarını korumuşlarsa kapı dışına çıktıklarında harika bir toplantı oldu. Hemen hemen bütün konularda uzlaştık falan derler. Yani dış politikada konuşulan, söylenen hiçbir şey konuşulan, söylenen şey değildir hani. Böyle haberlerde de ben hep çekinmişimdir, hep mesafeli bakmışımdır. Ülkemizin içinde yapılan operasyonlarda ise Abi. bizim güçlerimizin biraz da morallerini daha sağlam tutmaları için yapılmıştır. Helal olsun falan demek gelir içimden zaman zaman. Yalan yok. Abi merak ederim bu tür yani devleti de bilen biri olarak söylüyorum. Bu tür operasyonlar yapıldığı zaman kamuoyuna yansıtırlar mı? Arkada başka pazarlıklar mı olur yakalanan isimler etrafında? Hiçbir fotoğraf göründüğü gibi değildir dış politikada. Devletler Yani ne demek arası abi? müzakerelerde gülen fotoğraflar içten içten ağlıyordur, için için ağlıyordur. Ağlayan fotoğraflar görürseniz için için gülüyorlardır. Onun için bu tür olaylarda da, terör olaylarında da, her şeyde de eğer birilerinin bir konuda terör eylemi uyguladıkları devleti yöneten iktidara karşı bazı baskılar yapacak, taleplerde bulunacaklar, gözdağı vereceklerse hiç de çekinmezler. El altından derler ki bakın bu operasyonu biz yaptık kardeşim. Biz yaptırdık. Sen git çık şimdi de ki bizi suçla, kimse inanmaz sana. Öyle inanmaz kimse. Ama derler biz yaptırdık. Eğer bu konularda gelecek oturup müzakere edecek, anlaşacak, uzlaşacaksak hep tavizi benden bekleme kardeşim. Ben senden güçlüyüm. Sen bana taviz vereceksin. Çok güçlü devletler böyle yapar. Ya reel politik çok güçlü devletlerin içindir. Biz soft power ülkeleri olmak zorundayız. Hard power yapamayız Ali. Ben çıksam şimdi Ömer Koç'a kafa tutsam Abi biz yapıyoruz iktisadi ya abi olarak. Afrika'da, Orta Ya Doğu'da. yapıyoruz şimdi. Onlara yaparsın ya. Geçen gün şimdi Fatih'im kızmasın bana Fatih Altaylı. Çok güzel bir Fatih Altaylı tanımı dinledim. Öyledir Fatih. Yani iyi gazetecidir, müthiş gazetecidir. Ama Fatih mesela kendisinden güçsüz olan gazetecilerin ağzına sıçar. Ezer, pataklar, bağırır, çağırır, kavga gürültü. Kendisinden bir tık yukarıdaki gazetecinin önünde ellerini bağlar. 1997 mi, 98 mi ne bilmiyorum. Benim o öncü gazetesi günlerim ve BTV televizyonu günlerim. Hürriyet'te yazıyor. Benle arkadaş, benim kardeşim gibi. Bestefem'de program yapmışız. Yazısı şöyle. Bir Memduh Bayraktaroğlu mu ne varmış? Şantöz müymüş neymiş? Bak. Hala baba. Şantöz müymüş neymiş? Beni aşağılıyor. Ondan birkaç gece sonra NTV'nin bilmem kaçıncı kuruluş yıldönümüm var. Çırağan Otel'de. Biz de sevgilimle beraber otelde
Cavit Çağlar'ın tabii kurumu sahibi oydu. Davetlisiyiz. Abi Fatih beni gördü. Görsen ceketini ilgili. Abişim hoş geldin falan. İncilay dedi ki ya geçen gün bunu yazan bu değil miydi? Ya İncilay siktir dedim. Fatih bu ya. Takma kafana. Karama. Şimdi bazıları vardır. Çünkü Arabistan küçük Afrika ülkelerine kafa tutarlar abi. Ama Almanya'ya Fransa'ya geldi mi pıs başlar önde. İlacı beyin yaptı da bu abi. Amerika'ya niye abi biz burada ey Almanya diyoruz, ey İngiltere, ey ABD diye, ey Hollanda diye bağırıyoruz ama abi. Abi bağırıyorsun sadece. Başka Fatih de bana bağırdı o gün. Gazete. Şantöz mi ne diyor? Ya adam benle Beştepe'de programlar yapıyor. Pazartesi günleri. Ben Beştepe'de yorum yapıyorum akşam saat 6'da. Düşün diyor ki köşesinde Hürriyet'i ki ya Memduh Bayraktar'da bir adam varmış diyor. Şantöz müymüş diyor. Neymiş? Tanımıyor beni yani. Aşağılayacak ya. Sonra beni görünce ceketin abişim hoş geldiniz falan. Ya ben ama hiç kızmadım. Bak sevgilim canlı şahit. Hiç kızmadım. Fatih ile ilgili ne bir kelime ettim ne o zamanlar. Şimdi yeri gelince söylüyorum bunları. Pardon Ali'ciğim.